amel edin, koşunuz. İla mağfiretin min Rabbikum. Rabbinizden bir mağfiret. Tamam mı? Ve o mağfiret nedir? Cennettir. Arduha semavati vel ard. O iddet lil muttakin. Muttaki olan, muttaki olanlara hazırlamış olan bir cennettir. Yani sen burada ibadetinizin karşılıksız Allah bırakacağını mı sanıyorsunuz? İbadetine karşılık Allah tebareke ve teala sana cennette nice nimetler verecektir. Allah senin namazına muhtaç değildir. Senin orucuna muhtaç değildir. İbadetlerine muhtaç değildir. Ama imtihan gereği Allah tebareke ve teala bu şekilde tecelli etti. Bu şekilde. Ve bu ibadetlerin karşılığında cennet vaat ediyor Allah. Cennet. اِعْمَلْ لِدَارِ الْبَقَارِ دُوَانُ خَازِنُهَا. Şair diyor ya, şair. اِعْمَلْ لِدَارِ الْبَقَارِ دُوَانُ خَازِنُهَا. الْجَارُ أَحْمَدُ وَالرَّحْمَانُ بَانِيهَا. قُصُورُهَا ذَهَبٌ وَالْمِسْكُ طِينَتُهَا. وَالزَّعْفَرَانُ حَشِيشٌ نَابِتُ فِيهَا. Öyle cennet yurdu var ki ona amel et, muhakkak ki onun bekçisi Rıdvan'dır diyor. El-Caru Ahmed ve Rahmanu Baniha. Orada senin komşun Ahmed Muhammed Mustafa'dır. Ve onu inşa eden Allah'tır diyor Tebareke ve Teala. Kusuruha zehebun. Onun köşkleri altındandır, yakuttandır, lütlüktendir, mercandandır. Tuğladan, kerbiçten, çimentodan değil. Altındandır. Peki sıvası bizim burada gibi mi? Aç yok. Vel misku tînetuha diyor şair. Peki şair nereden getirmiş? Ayet hadislerden. Vel misku tînetuha. Peki halısı, seramiği, karosu. Ve zaferanu haşişun nâbitun fîhâ. Onun halısı zaferandır diyor. Zaferandır. Öyle bir cennet Allah tebâreke ve teâlâ bizlere vaat ediyor. Buna rağmen insanlar ma yu'minu illa qalil. Azıcık iman ediyor. Dünyada 7-8 milyar insan var. Bunun 1,5 milyar diyorlar Müslümandır. Ve bu Müslümanların içerisinde kaç kişi hakkıyla mümin var? Hakkıyla. Çünkü ya eyyühellezine amiru diyor Allah. Bakınız Müslüman ayrı, mümin ayrı. Her mümin Müslümandır ama her Müslüman mümin değildir. O ayrı bir, o bir ders yaparız. Ayrı bir şey. Yani her Müslüman, yani her mümin Müslümandır ama mümin değildir. Olmadı. Her mümin Müslümandır ama her Müslüman mümin değildir. İşte ya eyyühellezine amanun demek ki istediği Allah tebareke ve teala hakkıyla Allah'a iman eden olan insanlara sesleniyor burada Allah tebareke ve teala. Yani ey inananlar, ey yüce Allah'ın rububiyetine, uluhiyetine, isim ve sıfatlarına tasdik edenler, ey Allah'a ortak koşmayanlar. İbn-i Mesud diyor ya, اِذَا سَمِعْتَ قَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ يَا اَيُّهَلَّذ۪ينَ آمَنُوا diyor, اَعْطِي سَمْعَكْ diyor, dikkatini ver ey İbn-i Mesud. Neden ya İbn-i Mesud diye sorduğu zaman diyor ki Allah bu çağrıdan sonra ya hayır sana bir şey emredecek veyahut da kötü bir şeyden seni sakındıracak. Ey İbn-i Mesud diyor. Ey İbn-i Mesud. İşte ibadetinin karşılığı Allah tebareke ve teala cennet vaat ediyor. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. Bakınız. Bu muttakiler, takva olan insanlar, öyle insanlar ki diyor, hem bisserra hem bidarra, hem bollukta hem yoklukta infak edenler. Baktın beyne, 50 lira var, bundan başka yok. Ve baktın orada, gerçekten %100 bu kişinin muhtaç olduğunu biliyorsun. Çıkarıyorsun bu 50 lirayı, veriyorsun. Acaba bunu kaç kişi yapabilir? Var mı acaba? Belki de vardır. İstisnalar olmaz. İşte bu şekilde yapar olan bir kişi takva kategorisine, sınıfına girmiş oluyor.
اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْزِ. Ve aynı zamanda öfkesini yenen kişi. Öfke. Birisiyle tartıştı. Haklısın. Ama adam cahil. Susmuyor. Ne yapacaksın? Sus. يَقُولُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَسْمُتْ. Kim Allah ve ayetlerine iman ediyorsa ya hayır konuştun yok da sussun. Hayır. Konuşamıyorsun orada. Adam da cahil karşında. Anlamıyor. Susacaksın o zaman. Hayır söylemen bile orada o adama yaramıyor bazen. Neden? Çünkü cahildir. وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْزِ. الْغَيْزِ öfkesini yenen. Ba'den وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ. İnsanlara affedenler. Mesela bir kişide hakkın var ama adam vermiyor. Ve o malını almaya gücün vardır. Kudretin vardır. Ama sırf Allah'ın rızası olduğu için, Allah'ın rızasını elde etmek için Allah için o kişiyi affediyorsan işte bu aynı muttaki takva sınıfına girmiş oluyorsun. وَالْعَافُونَ عَنِ النَّاسِ. Gücün var hakkını almaya ama sırf Allah rızası için onu affediyorsun. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Ve Allah işte böyle mühsin olan insanları severdir. Allah seni sevdiyse yani yeter zaten. Yetmez mi? Allah seni koruduysa yetmez mi? Allah bir kişiyi korudu mu kimse zarar veremez. Bir kişiye zarar verdi mi kimse koruyamaz. Tekrar söylüyorum. Allah bir kişiyi sevdi mi, Allah bir kişiyi korudu mu kimse zarar veremez. Olmadı değil mi? Allah bir kişiyi korudu mu kimse zarar veremez. Bir bu sünnetullah'tır. Sünnetullah'tır. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً. O muttaki olan insanlar, takva olan insanlar ki diyor, bir yani günah işler, fahişe. Yani şart, yani şart zina değil. Bu riba olur, faiz olabilir, şu olur, bu. Fahişeten. Tamam mı? اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ. Nefislere zulmettiler. Nasıl yani? Allah'ın emir ve yasaklarına hakkıyla tatbik etmediler. Yaşamadılar. ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ. ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذْنُوبِهِمْ. Allah'ı andılar, pişman oldular. Aman ya Rabbi ben ne yapıyorum? Baktı böyle dünyalar, ızdırap, dert çekiyor. Hemen tövbe etti Allah'a. فَاسْتَغْفَرُوا لِذْنُوبِهِمْ. Günahlarını af dilediler. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ. Günahları bağışlayan Allah'tan başka kim olabilir Allah diyor. Kim olabilir diyor. Ya. O Rahman, o Rahim. Ona koşarak gittiğin zaman, ona yüreğiyle gittiğin zaman Allah sana koşarak gelir. Koşarak gelir Allah. Çünkü Allah Rahim, Gafur, Şakur, Halim, Allamul Guyub, Settarul Zunub. Öyle rahmetli bir Rabbimiz var tebarek ve teala. Fenne zikrullah yucibu vecelel kalb. Bakınız. Bir mümin, bir takvalı olan insan. Ben takvalıyım. Ben Allah'tan korkuyorum. Ben Allah'ın emir ve yasaklarına sımsıkı sarılmışım. Diyen olan bir kişi Allah'ın ayetleri anıldığı zaman, Allah'ın ismi anıldığı zaman kalbi ürper. Vecelet kulubuhum. Mesela bir kişi sana dediği zaman Allah'tan kork ya. Ahudu billah. Kardeşim gel bakalım gel. Aman ya Rabbi ben ne yaptım? Gel kardeşim gel. Adama diyorsun ki Allah'tan kork. Diyor ki sen Allah'tan kork. Adam kızıyor. Ya, güzel bir şey. Allah'tan kork. Ne var ya? Adam diyor ki sen Allah'tan kork. E korkuyor. İşte burada fe inne
Zikrullahi yucib vecdil kalb ve rikkat ve huşya. Haşyeti gerektiriyor. Kalbin yumuşak olduğunu bu alamet gösterir. Ve Allah'tan korktuğu zaman burada ibadetlerini dört dörtlük yapmasa bile yapmış gibi kendisini yani gücün nispetinde yapmaya çalışırsın ibadetlerini. Allah'ı anırken gözlerin yaşar. Allah'ı anarken gözlerin yaşlarla dolar. Allah'ı anarken nedir? Gerçekten lezzet alırsın. Lezzet alırsın ibadetlerde. والرجوع العبد إلى